Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Witburn Kante oyununu inceleyeceğiz. Oyunumuz Vaxhan'da olacak arkadaşlar. Bir çiftlik oyunu gibi. Dilerseniz hep birlikte detaylarını inceleyelim. Başlangıç olarak size oyunun testnetinden bahsedeceğim. Yaklaşık 1,5 hafta sonra oyunun testneti yani beta süreci başlayacak. Oraya girip bedava bir şekilde oyunu deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine testnet çıktığında da size gerekli bilgilendirmeleri yapacağım ve burada paylaşacağım. Yol haritalarını inceleyelim arkadaşlar. Burada zaten birçok şeyi gerçekleştirmişler. Discord kanalı, Discord ekibi, toplulukları, web site ve sosyal medya işini halletmişler. Yine yol haritası kısmını halletmişler. NFT'ler tamamlanmış. 2 boyutlu ve 3 boyutlu öğeler tamamlanmış. Yine burada gördüğümüz üzere testnette 2 boyutlu demoyu da tamamlamışlar. Şimdi 2 boyutlu oyuna geçme süreci geliyor arkadaşlar. O da 1,5 hafta sonra açılacak. Burada gördüğünüz üzere belli cüzdanlar var. Bunlar belirli ödülleri kazanan cüzdanlar arkadaşlar. Burada da anlattığı üzere zaten üyelere sahiplenme ve katılma fırsatı sunmuşlar. Bunları kazananlar da bu NFT'lerin sahibi olmuş arkadaşlar. İki ana hedefi varmış oyunun. İlki her oyunun ilk aşamasında kendi bitkilerini yetiştirebileceği ve kendi fantastik çiçeklerini toplayabileceği, daha sonra bunları oyun jetonu karşılığında Alcor'da satabileceği bir evren oluşturmak istiyorlarmış. Gerçek dünya ile arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorlarmış. Oyunun ikinci aşamasında ise her oyuncu kendi arazilerinde kendi yapılarını yöneterek çoklu ürünlerin üretimi için gerçek şirketlere ürünlerinin geliştirilmesinde ve satışında yardımcı olmaya kadar kendi karlarını uygulayabilecekmiş ve karın bir parçası olacaklarmış. Amaçlarını da böyle anlatıyorlar arkadaşlar. Yine burada klasik bir çiftçi oyunu olmadıklarından bahsediyorlar arkadaşlar. Hiçbir tecrübeniz olmadan da bu oyunu oynayabilirsiniz. Ama büyümek için de tecrübe ve karakterinize seviye atlatmanız gerekiyormuş. Yine üretiminizi yükseltmek ve daha yüksek level geriliminin kilidini açmak için odanızdaki gelişmiş araçların ve yeni yuva kilidini açmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Witborn County bir play to earn oyundur. Bu nedenle bir oyun jetonu tanıtılacakmış. Bu jeton da WBC olacakmış. Alcor'da Vax ile takas edilebilecekmiş. Yine oyun sonuna ulaşmak ve tüm oyun özelliklerini açmak için oyun içinde bu tokenları kullanabilecekmişiz arkadaşlar. Oyun iki farklı aşamadan oluşacakmış arkadaşlar. Yine birinci aşaması 2 boyutlu olacakmış ve farklı beceriler öğrenip karakterlerimizi level atlatabilecekmişiz. İkinci aşama ise laboratuvar tarzı olacakmış ve yeni bir jeton tanıtılacakmış. Bunun açıklamalarını zaten yapacaklarmış. Yine ikinci aşama, oyunumuzun ikinci aşaması 3 boyutlu olarak sahneye çıkacakmış arkadaşlar. Burada oyun içi seviyeler, kazanacağımız XP'ler, yine kazanacağımız miktarlar belirtiliyor arkadaşlar. Burada yine epikliğe, nadirliğe göre bunlar ayrılıyor. Bu tabloyu zaten detaylı inceleyebilirsiniz. Sizlere linkini aşağıya bırakacağım. NFT'ler kısmına bir gelelim arkadaşlar. Burada da gösterdiği üzere su pompaları, elektrik pompaları, hidrolik pompalar bulunuyor burada. Hepsinin farklı bir işlevi bulunuyor. Şöyle gösterelim mesela. Saksı NFT varmış. Bunların belirli rarity'leri bulunuyor ve bu rarity'lere göre de zamanları kısalıyor arkadaşlar. Ve yine burada tohum NFT'lerini görüyoruz arkadaşlar. Bu şemada da yine arkadaşlar rarity'ye göre üreteceğimiz şeylerin token olarak değerlerini göstermişler ve sürelerini göstermişler. Burada da gördüğünüz üzere zaten token değerleri bunun karşılığında görünüyor arkadaşlar. Burada yine sıcaklık değerleri var arkadaşlar. Üreteceğimiz bitkilerde bu değerler de çok önemli olacak. Onlara göre süresi azalıp kısalacak arkadaşlar. Her oyuncunun en fazla 2 evi olacakmış arkadaşlar. Yine oyuncular oyun tokenını kullanarak tohum, alet ve çok daha fazlasını satın alabileceklermiş oyun içi mağazada. Oyun içinde yine bilgi alacağımız şeyler bulunacakmış arkadaşlar. Her tür için belirli bilgi seviyelerine ulaşmak zorunda kalacakmış bunlar. Laboratuvar kısmını çok yakında açıklayacaklarmış. Yine görevleri çok yakında ve sosyal kulübü yakında açıklayacaklarını bildirmişler. Oyunun ikinci versiyonunun 3 boyutlu olacağını burada söylemişler arkadaşlar. Burada yine oyun içi bir görsel görüyoruz. Gerçekten çok şık. Gelelim token'ımız arkadaşlar. Adından da belli olacağı üzere
Oyunun tokenı Bitborn Coin olacak. Yine Vax Block zincirinde olacak. Alcor üzerinden alıp satabileceğiz coin'imizi. Toplam arzı 100 milyon olacak. Yine oyunun tokenının toplam arzı oyuna ait olacakmış ve oyuncular tarafından kazanılmaya hazır olarak çıkacakmış. Hiçbir takım üyesi herhangi bir jetona sahip olmayacakmış. Takım üyelerinin jeton kazanmalarının tek yolu oyunu oynamak olacakmış ve yine hiçbir türlü ön satış vesaire hiçbir şey olmayacakmış. Twitter'larına bakalım arkadaşlar. Twitter'larında 5198 takipçileri var. Yine burada giveaway'ler düzenlemişler. Bunlara da katılabilirsiniz. Ücretsiz çekilişten free NFT sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuz genel olarak bu kadardı. Beta süreci açıldığında yine sizlerle birlikte oynayıp daha detaylı bilgilerin sahibi olabiliriz. Discord'umuza katılmayı unutmayın. Orada daha detaylı bilgi verebiliriz sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.